Herkese günaydın. Dün endeksler kuvvetli, daha kuvvetli bir yükseliş yaptı gün içinde ama kapanış itibariyle primlerin neredeyse yarısını geri verdi diyebiliriz. Kapanışa baktığımızda Nasdaq tarafında bir toparlanma var. 50 günlük ortalamanın tekrar üzerine çıkmış durumdayız. Yine 50 günlük ortalamasının altına düşen diğer bir endeks Russell'a baktığımızda da tam 50 günlüğünde kapandı. Dolayısıyla bugünkü hareket biraz daha önemli olacak diye düşünüyorum. Tabii kapanış sonrası Apple'ın biliyorsunuz bilançosu açıklandı. Aşağı yukarı 190'dan kapanmıştı ki şu anda baktığımızda 198 gibi kapanış sonrası işlemler söz konusu. Şayet böyle açmayı başarırsa eğer görüyorsunuz önceki zirve 196 civarında. Dolayısıyla yeni bir zirve yapmış olacak ve yine eğer bakarsanız 921 milyar dolardayız. Buradan aşağı yukarı %8'lik bir hareket yaparsak ki 198 açılırsa bunun %4'lük hareketini yapmış olacağız. Apple dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi haline gelecek. Dolayısıyla burada magazinsel olarak takip etmemiz gereken bir nokta daha ortaya çıktı diyebiliriz. Şimdi ikinci heyecan yaratacak olan, endeksler üzerinde çok etkili olmayacaktır ama ikinci heyecan yaratacak olan gelişme Tesla'nın bilançosu olacak. Burada hatırlıyorsanız derken daha çok uzun vakit geçmedi dolayısıyla hatırladığınızı varsayıyorum. Tesla ile ilgili detaylı bir mail göndermiştim. Piyasadaki var olan tedirginliği anlatan ki zaten alınan pozisyonlardan Jim Canos'un vesaire aldığı pozisyonlardan bu tedirginliği görebiliyoruz. Şurada hemen CDS'lerine bakarsak gördüğünüz üzere çok ciddi bir CDS primi ödemeniz gerekiyor. Eğer Tesla pozisyonlarınızı Ağustos ayında gelecek olan yine detayları vermiştim ödemeleri ama daha önemlisi daha ileri vadedeki ödemeleri hedge etmek istiyorsanız 10 milyonda 2 milyon dolar gibi çok ciddi bir ödeme yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla piyasada var olan tedirginliği şu tablo net bir şekilde bize gösteriyor. Burada Tesla'nın problemi nedir diye genel olarak konuşursak aslında nakit akışları diyebiliriz. Şu görüntüyü biraz daha değiştireyim isterseniz. Daha net gözükmesi açısından şunu histogram haline getirelim. Ve biraz geriye gidelim. Görüyorsunuz free cash flow'a serbest nakit akışına bakıyoruz. Şu bir dönem haricinde geride bıraktığımız yılların genelinde belirgin bir artı seviye söz konusu değil. Dolayısıyla piyasa artık biraz daha net bir şekilde elindeki nakit olsun, harcamalar üzerinde olsun biraz daha net bazı işaretler görmek istiyor ve tekrar söylüyorum özellikle borçlanma tarafındaki tedirginlik biraz rahatsız edici seviyelere gelmiş durumda. O açıdan endeksleri etkilemeyecektir ama piyasada çıkartacağı ses açısından akşam açıklanacak bilanço önemli olacak. Tabii günün ikinci önemli kısmı elbette FOMC toplantısı olacak. Sabahki detaylara tekrar söylemek istiyorum. Herhangi bir değişiklik zaten piyasa beklemiyor. Burada çok sürpriz bir şey olması mümkün değil. Bu toplantıda olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bundan sonraki toplantılar açısından açıklamada fix kendisine yer bulan bazı noktaların değişmesi söz konusu olabilir. Nedir bunlar? Birincisi şurada paylaştığım risks to economic outlook appear roughly balanced kelimesi şuradaki roughly kelimesi bunun düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantıda olur tekrar söylemiyorum olur anlamında değil ama bu ve bundan sonraki toplantılar bu değişiklikleri aday toplantılardır. İkincisine para politikasının hala yani monetary policy remains accommodative dedikleri kısımdaki şu para politikasının hala gevşek olduğuna dair işaretin çıkartılması söz konusu olacak. Bunları biliyorsunuz şeyleri tutanakları tartışırken de orada konuşmuşlardı. Dolayısıyla bu tarafa da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle
gevşek kısmı eğer çıkar ise açıklamadan o zaman çok sert bir fiyatlama görebiliriz. Oraya dikkat etmemiz gerekir. Onun dışında baktığımızda ADP ve özellikle benim takibim açısından ISM imalat gelecek. Burada ticaret savaşlarına yönelik bir işaret olup olmadığını görmeye çalışacağız. Aslında bugün açıklanan Çin'deki küçük şirketlerin ağırlıklı olduğu PMI'ya baktığımızda ihracat ve yeni siparişlerde ihracatta 50'nin altına düştüğünü görüyoruz. Yeni siparişlerin gerilediğini görüyoruz. Ticaret savaşı etkisinin yavaş yavaş kendisini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Buradan hemen yol oluşmuşken Yuan'a geçelim. Yuan tarafına baktığımızda aslında bir müdahale geldi. Bank of China'dan değil doğrudan ama büyük bankaların dolar sattığını gördük ama etkisi çok zayıf kaldı, kısa süreli kaldı ve yeniden yeni bir yüksek yapmış durumdayız. Şu anda sadece dolara karşı değil, diğer para birimlerine karşı da çok hızlı bir çözülme içinde olan bir yenle karşı karşıyayız. Bu hatırlarsanız henüz birkaç yıllık geçmişi olan Yuan endeksi, yani DXY'ın Yuan versiyonu ve burada da çok ciddi anlamda bir gerileme söz konusu. Görüyorsunuz, yeni bir dip yapmak üzere. Dolayısıyla da Yuan Emerging ülkelerin currency'leri üzerinde baskı yaratacak şekilde geriliyor. Şu kadar hızlı bir düşüş çok olumlu bir gelişme değil. Henüz diğer para birimlerine baktığımızda, örneğin kritik seviyelerde olan rupi gibi önemli bir kırılma olmadığını görüyoruz. Ama çok yakın seviyelerdeyiz. Dolayısıyla Yuan'daki gelişmeler özellikle bizim gibi zayıf para birimleri üzerinde de etkili olacaktır. Euro tarafına geçelim. Euro tarafında 18, 17.50 seviyesi ısrarla aşılamıyor. Çok ciddi anlamda 1, 2, 3, 4 kez bu seviyeyi denedik ve üzerine çıkmayı başaramıyor ki dün gelen enflasyon verisi vesaire de aslında kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Hala burada 18.30'a doğru bir hareketi olabilir görüyorum ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Buradaki asıl hedef 14.70'ler olacak. Onun işareti de 15.20, 15.50 bandı kırılırsa verilecek. Ana trend hala dolar lehine. Dolayısıyla da yukarı hareketler bence bir satış fırsatı olarak değerlendirilmeli. Pound aslında yarın tartışmamız gereken bir para birimi diye düşünüyorum. Yarın açıklanacak olan toplantıda bir faiz artışını zaten herkes bekliyor. Önemli olan iki tane nokta olacak. Bir tanesi kaç üyenin kararıyla, ikincisi de daha fazla faiz artışı olup olmayacağı noktaları. Şurada görüyorsunuz, güzel bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Dolayısıyla ben 50 günlük ortalamanın test edileceğini düşünüyorum ama üzerine geçer mi? Fiyat hareketiyle uyumsuzluk arasında bir tetiklenme olması için biraz daha net bir hareket görmemiz lazım. Dolayısıyla 1.32 40'lar aşılmadığı sürece pound'daki düşüş trendi en azından kısa vadeli bitmiştir demek için bence erken. Japon yeni tarafına gelelim. Orayı atlarsak tabii olmazdı. Burada ilginç bir resim olduğunu görüyoruz. Şurada biraz sıkıştırayım isterseniz tabloyu. Daha önceki günlerde bahsettiğim düşüş trendini yeniden kırmayı başardık. Şu an itibariyle üzerindeyiz. Görüyorsunuz, sert bir yukarı hareket oldu. Piyasa Boj'un quantitative easing'i değiştirdiği görüşünde değil. Özellikle de yen tarafına bakarsanız, dolayısıyla yen de tekrar eski tepeye doğru bir hareket olabilir ama biraz daha rahatsız edici olması gereken gelişme, piyasa artık 10 seviyesinden Boj'un müdahaleye gelmeyeceğini anladığı için, tabii gelebilir isterse ama geleceği kaygı duyduğu seviye artık 20 seviyeleri, eksi artı 10 seviyesini artık kanıksamaya başladı. Bu seviyenin üzerini de ufak ufak test etmeye başlayacaktır. Açıkçası dün de söyledim, 10 değil de 20 olması carry trade'ler açısından baktığınızda, hala kaldıysa veya fonlama bir para birimi olarak görülen Japon yeninin bu karakterini değiştirmez. Ama bir noktada ben Boj'un bu kademe artışlarını
quantitative easing'i bitirme sinyali olarak kullanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bana sorarsanız 10 ile 20 arasında oturacak olan getiriler aslında emerging market para birimleri açısından, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri açısından negatif bir gelişmedir. Bunu ufak bir negatif olarak şimdilik yazalım. Ama ileride bu konunun çok anlatıldığını duyuyor olacağız bana sorarsanız. Altın tarafı tabii Japon yenindeki gelişme çok da altın için pozitif bir gelişme değil. Dün tekrar bir 15'lerin test edilmesi söz konusu oldu. Ardından biraz toparlama geldiğini gördük. Her ne kadar toparlanma gelmiş olsa da şurada gördüğümüz kısa vadeli trendi kırmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla burada daha kuvvetli bir hareket, yani 1245'ler diyelim, üzerine atan bir hareket olmadığı sürece aşağı tarafı gözlemliyor diyebiliriz. Yine benzer bir şekilde gümüşte de 15.50'ye yapışmış bir şekilde işlemler geçiyor. Altına bir kayıyor ama kapanışa baktığınızda hemen 50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bugün de yine etrafta dolaşan bir seyir var. Dolayısıyla çok net bir şey söylemek zor ama benim gördüğüm kadarıyla biraz daha aşağıya gelmek isteyen bir altın var. Yani ben destek seviyelerine, gümüş için konuşuyorum, yapışan fiyatlamaları çok sevmem. Destekten kuvvetli alım gelmesini görmek isterim ki oradaki boğaların kuvvetli olduğunu göstersin. Burada boğalar ancak destek etrafında tutabiliyor. Dolayısıyla aşağı yönün hala açık olduğunu düşünüyorum. Tabii tetiği çekmek için 15.50'nin altında doğru düzgün bir kapanışı görmemiz gerekir diye bakıyorum. Ama görmemiz durumunda da 15.20'ye doğru bir geri çekilme, 1207'ye doğru da altın tarafında bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Petrol tarafında aslında patinaj çekiyoruz. Videoyu çektiğim güne bağlı olarak yukarı hareketlerde söz konusu, aşağı hareketlerde. Örneğin pazartesi günü baktığımızda kuvvetli bir yukarı hareket gördük. Dün itibariyle baktığımızda bütün bu hareketin geri verildiğini ve önceki günün düşüğünün altında bir kapanış yapıldığını gördük. Hala 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Bu pozitif bir gelişme. API'ye baktığımızda 5.59 milyon varillik bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün gelecek olan DOE verileriyle bir çelişki oluşturuyor. Şayet burada kuvvetli bir artış görürsek ve tabii ki unutmamak lazım, üretim rakamlarında da yukarıya doğru bir devam varsa, söyledim mi bilmiyorum, üretim rakamlarını bu arada yuvarlıyorlar. Yani aslında gördüğünüz rakam doğru rakam değil, tam hassas rakam değil, bir yuvarlama rakam. Üretim rakamları da yeni rekorlar kaydetmeye devam ediyorsa o zaman benim bahsettiğim 62-65 dolar seviyelerine doğru geri çekilmenin, minimum oraya doğru geri çekilmenin önümüzdeki günlerde görülmesi lazım diye düşünüyorum. Bono tarafında 3 seviyesine yakın yerlerde dolaşıyoruz. Bugün gelecek olan FOMC açıklamasında eğer sadece birinci paragraf, yani ekonomi görünüm paragrafı revize edilirse burada çok fazla bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Ama benim bahsettiğim roughly ve accommodative kelimelerinde bir oynama, bir değişiklik görürsek o zaman durum biraz değişebilir. Burada da hızlı bir fiyatlama görebiliriz. Pozisyonların büyüklüğü nedeniyle burada yukarı bir ataktan ziyade aşağıya doğru hareketi daha olası görüyorum. Ama burada da devamlı söylemekte fayda var. 3 seviyeleri, 3.20, 3.50 seviye düşük seviyeler, daha da yüksek seviyeler önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Dolayısıyla devlet tahvillerinin tamamından uzakta durmakta fayda var. Bitcoin'de 8200'ü yine aşamadık ve kuvvetli bir satış geldi. Buradaki bahanelerden bir tanesini Kore'deki vergilendirme tasarısı olarak görebiliriz. Bilmiyorum ne kadar doğru. Genelde böyle zamanlarda çok fazla haber olduğunu görebiliyoruz. Ama genel olarak sunulan gerekçelerden bir tanesi Kore'deki vergi. Şimdilik çok negatife
Dönmek istemiyorum ama elbette 8200 lira aşamamamız olumsuz bir gelişme oldu. 50 günlük ortalamayı yani 7000 seviyesini takip ediyor olacağız burada. Şu anda ETF beklentisi hala canlı tutuyor ama tabii daha önce de söyledim, bu konunun önümüzdeki 2 ay içinde değil de yani önce biliyorsunuz 15 Ağustos beklentisi vardı. Ardından Eylül gibi bir tarih konuşulmaya başlandı. Farklı farklı ETF'ler de var. Sadece CBOE'nin sponsor olduğu değil. Ama zannediyorum 2019'un birinci çeyreğine kalması durumunda piyasayı toparlayabilecek olan gelişme bu olmayacaktır. Dolayısıyla ETF konusu belli bir süre daha götürebilir. Ama daha uzun vadeli ciddi bir rally için bizim Bitcoin'in kullanılıyor olduğunu görmemiz lazım. Vergi tasarıları bu açıdan negatif. Yani bunun bir para gibi değil de bugün Türkiye'de veya Amerika'da Euro'yu, TL'yi herhangi bir para birimini kullandığınızda nasıl ortada ne sizin için ne bunu kabul eden için bir vergi oluşmuyorsa Bitcoin'in de benzer bir statüye sahip olması lazım. Aksi takdirde hele hele bir sermaye kazancı oluşacak tarzda vergilendirme popülerleşirse o zaman kullanımının da giderek zorlaşacağını, tercih edilmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu noktada sadece grafiği açacağım çünkü zaten grafik kendisini gösteriyor. Görüyorsunuz 94 seviyesinin yeniden test edildiğini görüyoruz. Açıkçası yani kurun savunulmaması konusunda diyecek bir şey bulamıyorum. Enflasyon beklentilerine bir bakalım. Nasıl değişiklik gösterdi? Bu yeterince anlamlı olacaktır. Görüyorsunuz enflasyon beklentileri de yukarıya doğru gidiyor. Aslında bu ikisini üst üste koyarsanız bizim hikayemizde ki bir noktadan sonra TL zaten kendi kendini besleyen bir hale gelecek. Şurada başka bir şey söylememe gerek yok sanırım. Bu ikisi birbirini besleyen unsurlar. Dolayısıyla şuradaki farklı bir alana girmemiz enflasyon beklentilerini de daha yukarıya doğru çekiyor. Bakın şu dönemdeki yansımayı elbette önümüzdeki dönemde göreceğiz ve enflasyon beklentileri de bunu yansıtır durumda. Bunu kıramadığımız sürece bu hareket devam edecek. Burada ne tartışılıyor tam olarak bilmiyorum. Herkese iyi günler diliyorum.